Ses de çalışıyor, çalışıyor. Açık. Her şey açıldı. Evet. Her şey açıldığına göre. Hepinize yeniden merhabalar. Merhabalar. Biz de açılalım artık yavaş yavaş. Yapalım kendimize. Şimdi geçen sene sizlere YouTube'dan ne kadar para kazanıyoruz diye bir video yapmıştık. Evet. Ve o video beklediğimizden çok daha fazla ilgi gördü diyebilir miyiz? Evet. Herkesin çok hoşuna gitti. Sağ olun. Evet, sağ olasınız, var olasınız. Biz de düşündük, dedik ki aradan geçen bir senede ülkemizin güncel şu anki durumuna da baktığımızda değişen birçok şeyler var o bir sene içerisinde. Kendi ekonomimiz ve düşündüğümüz enflasyon tabii ki düşünüyoruz burada. La ilgili büyük değişimler yaşandı. Acaba dedik YouTube bu enflasyona karşı ne gibi bir zırh büründü üzerine ve bizleri yani YouTube işi yapan insanları koruyabildi mi o arada, ne yaptı ne etti? Şunu da çok merak eden insanlar var. Dolar yükseldi. Bizim kazancımız ne durumda? Evet. Şöyle bir şey de var. Geçen sene yaptığımız o videoda da bahsetmişiz. Şöyle bir küçük bir göz attım. İlk sene mesela biz bir sene boyunca 9 bin lira kazanmışız. Yani o 2021, 2022, 2023 her sene tabii ki bu değişiklik gösteriyor. Evet. Bundan bahsedeceğiz. Her videoya tek tek değineceğiz. 2023 yılında YouTube'un aylık olarak bizlere ne kadar ödeme yaptığını sizlerle paylaşacağız. Tek tek video bazında inceleyeceğiz. İzlenen videolar, o izlenmeler karşılığında ne kadar vermiş, aylık ne kadara gelmişiz. Muhasebası, osu busu, yakıtı, osu busu, onları da düşüp net size... Yakıtı düşemezsin de. Düşemeyiz, yakıtı düşemeyiz ama aşağı yukarı size giderlerimizle birlikte en azından YouTube'un bize net olarak ne kadar verdiğini söyleyeceğimiz bir video olacak. Sizi alalım Fethiye ana haber bülteni stüdyolarına efendim. Görüşürüz. Biz yavaştan geçiyoruz. Stüdyomuz nasıl ama? Çok ışıklı bir stüdyo efendim. Mutfak tezgahı bayağı lekeli, inşallah görükmüyordur onlardan. Hayır, ciyan değil. Niye ama? Şunlar rahat ver alsın. Tamam o zaman. Önce bir masamızı tanıtalım. Masamızda ne var? Bir adet şu yemek yiyeceksin zaten. Bu kaldırayım mı bunları? Yemekli bir meeting sizlerle. Kaldırayım ya. Kaldırırsın. Bir adet hesap makinamız var. Efendim, bir adet karavanımız var burada. Karavanımız var. Defterde, kitapta ufak tefek notlar aldık. Önümüzde bilgisayarımız var. Hiçbir bilgiden kaçınmadan olabildiğince şeffaf bir şekilde sizlere son bir yılda YouTube'dan ne kadar para kazandık aylar içerisinde her ay bunu açıklayacağız. Nasıl yapalım? Hızlıca bir giriş yapalım herhalde. Tamam yapalım. Öyle mi yapalım? Yapalım. Şimdi YouTube'dan kaç para kazanıyoruz demişiz, öyle bir konu başlığında. Şimdi zaten bir saattir bahsettiğimiz şey ama neyse. Evet. Video geçen sefer yaptığımız video gibi olacak büyük ihtimalle. Biz ona da çok fazla hazırlanmamıştık. Notlar almıştık. Pataküte Allah ne verdiyse girdik. Ondan sonra çıktık alnımızın akıyla. Evet, zaten yani her şey ortada olduğu için size de her şeyi göstermek istediğimiz için öyle sohbet muhabbet şeklinde ilerlesin geçmişti istiyoruz. Evet. Orada biraz fazla galiba sohbet muhabbete kaçmışmışız. Ben şimdi demin biraz bence daha tatlı. Tuvalette bir baktım o videoya. ben diyorum ki bu sefer daha böyle sonuç odaklı gitsin. Hemen tak tak, çünkü zaten 12 tane ay var. Onların her birine bir beşer dakika değinsen bir saati geçiyor. Bugün bizlerlesiniz yani arkadaşlar. Jenerik girdi burada, haber stüdyolarında giriyor. Dırt 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 dırt. Aa, hadi oraya hemen bana bir şey yap şimdi. Gireyim mi? Bir jenerik yapacağım. Girdim jeneriği. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bahsedeceğimiz üzere. Japonya'dan getirdim. Giriyoruz, evet. Şakayı şukayı bırakalım. 2023 yılı Ocak ayı içerisinde YouTube'da kaç tane video paylaşmışız ve karşılığında kaç para kazanmışız? Bunu inceleyeceğiz. Şimdi arada bir buraya gideceğiz. Çok ciddiysin. Çok ciddi girdim. Tripe girdim. Arada bir buraya gireceğiz. Videolara, görüntülere bakacağız. Arada bir size döneceğiz. Nasıl yapacağız onu artık kurguda, montaj başında o belli olacak. Geliyorum Ocak ayına. Zaten açmıştım Ocak ayını. Şimdi 1 Ocak'ta yılbaşı ağacımızı keçiler yedi diye bir video atmışız. Muhteşem bir başlık. 1 Ocak'ta. Daha sonra 8 Ocak'ta karavanımızı değiştirdik diye bir video atmışız. İkinci video. Ondan sonra 14 Ocak'ta Özgür'ümüzün durumunu anlattığımız videoyu sizlerle paylaşmışız. Ve daha sonra 29 Ocak'ta karavanla şiddetli yağmur diye bir video paylaşmışız. Yani totalde 4 tane video paylaşmışız Ocak ayında. Ocak ayı toplam gelirimiz YouTube'dan, hemen bakkal amca bakkal amca yazıyoruz, 23.065. 23 bin lira biz para kazanmışız. Ay Cihan, bunun rengi biraz kötü mü ne? Al düş. Ne yapıyorsun Cihan? Ben zaten aldım diye. Ama ya. Yalnız çok güzel olmalı Cihan. Aa, bu ne? Sıkıldım. Böyle videolarla birlikte yaşadığın anları da böyle hatırlamış oluyorsun, evet. Ya bu da aslında YouTube'un sana verdiği çok güzel, güzel bir şey. Yani tabii bütün ki anılarını bir yerde böyle günlük tutar gibi tutuyorsun ve her videoda da bir şey hatırlıyorsun mutlaka. Buradan ilk videomu düşündüğümde aradan 4 sene geçti. Çok net bir şekilde bir şeyler hatırlayabiliyorum mesela. Ya güzel videolarını biriktirmek güzel bir şey. Çok kapılmayacaksın işte sadece. Ara ara böyle çok kapıldığımız oluyor bizim. Sonra kurtuluyoruz, kurtarıyoruz kendimizi, kapılıyoruz, kurtuluyoruz falan, ortaya karışık duygular. Ocak ayını hallettik. Geçiyoruz hemen Şubat ayına, bakalım ne yapmışız. Geçelim efendim. Peki şunu hesaplayalım mı? Ocak ayı
toplam 23 bin liradan, gelen 23 bin liradan bizim giderlerimiz, yani mecburi giderler dediğimiz ne var burada? %15 bizim şu anda YouTube gelirlerimiz, devletin bizlere bir istisna hesabı açtı. Oraya Devlet Bankası'nın hangisini kullanıyoruz biz? Ziraat'ı kullanıyoruz. Ziraat Bankası'na zaten yatıyor. Direkt YouTube, Google oraya yolluyor. %15 yerinde kesiliyor. Ve bizim elimize 23 binin %15'i hemen bir hesap makinesinden bozarak sen nasıl hesap yapıyorsun? Ben istersen yapabilirim. Şöyle 20 bin lira para geçmiş bizim elimize bankadan. Bir de bunun benim sigortam var 4 bin lira. 4 bin lira hey maşallah dedik. 16 bin lira. Aslında biraz daha detaya inersek. Muhasebe de var. Muhasebe 600 var. 600 lira eksi muhasebe deyince 15.400 lira bizim elimize. Hatta biraz daha detaya inersek. İnersek arabanın lastikleri değişti. Şöyle ama aylık sadece bunu iş olarak bakarsak ve bunun giderleri diye düşünürsek. Ya bu gidersiz. Bunun mesela interneti biraz önce konuştuk 650 lira oldu. 650 lira olmuş kullandığımız internet sağ olsunlar. Edit programımızın ücreti var. Tabii o aylık 10-12 dolar euro gibi bir şey o da. Evet. Ve telifsiz müzik için yine 10-12 dolar. Ya bir para mara çok fazla YouTube'dan kaldı. Dur yok, onu söyleme açıkçası. Şimdi herkese göre değişir yani. Ya belki gezerken 1000 lira bile ekstra kazansa onun için bir kar olabilir. Biz yine de ne oluyorsa söyleyelim. Bizim için belki. Tabii. Fazla ya da az diye en tabii, son yani yorumumuzu bir şey demiyoruz. Eyvallah yani tamam. 15.400 lira bizim mutlaka gerçekleştirmemiz gereken harcamalardan sonra cebimize kalan para. 15.400 lira. Yani bu da Bağkur, muhasebe ve %15 devlet kesintisi. 15.400 lira bu aydan kalmış. Tabii ama biz bunun, bunu hesaplamış olacağız. Ekipmanları da var ama onlara en son belki değiniriz. Çünkü ekipmanları da inanılmaz pahalı. Kameralar üf diyoruz. Çok pahalı Cihan ekipmanlar. Her şey niye çok dalga pahalı geçiyorsun? Ya bu sabah marketten alışveriş yaptım. Geldim buraya koydum poşeti. Dedim şu kaç para tutmuştur? 350 lira tutmuştur diyor. 815 lira tuttu bütün paket. Sen ne anlatıyorsun ya? Evet hızlıca Şubat ayına bakıyoruz şimdi. Hemen tarih aralığımızı değiştirelim. Şubat 1, Şubat 28 uygula diyoruz. Şubat ayında toplamda 9.900 lira para kazanmış kanalımız. 2 video atmışız ve bu 9.900 lirayı 617 bin görüntüleme karşılığında kazanmışız. 2 videonun bir tanesi kışın karavanda yaşamanın zorlukları videomuz. Bir diğeri ise deprem bölgesi Hatay'da bu videoyu hazırlamıştık sizler için. Şimdi ilk videomuza bakalım ne kazandırmış bize ne karşılığında. 4244 lira kazandırmış bu videomuz. 185 bin görüntüleme karşılığında almışız bu parayı. Diğer videomuza bakalım. Biz bu videoda reklam koymamıştık büyük ihtimalle. Bir bakalım. Evet tahmini gelir 909 liraymış videonun. Bu YouTube'un otomatik koyduğu girişteki reklam karşılığı olan bir ödeme. Görüntüleme 94.500 görüntüleme almış. Şubat ayı böyleymiş. Bizim için tekrardan ülkemize, milletimize geçmiş olsun diyoruz deprem felaketiyle ilgili olarak da. Evet, 1 Mart, 31 Mart arası. 4 tane videomuz varmış Mart ayı içerisinde. Biz zaten ortalama ayda 4 video atıyoruz, haftada 1 video atıyoruz. Bunu geçtiği çok olmamıştır ama daha az attığımız olmuştur. Olmuştur. Zor bir şey. Biz bunu daha kolaya indirgeyemedik video yapma, hazırlama, yayınlama işini. Ama çok isteriz yapabilelim diye haftada 2 video. Ayda 10 video ama olmuyor. Olursa da bir gün zaten hep birlikte göreceğiz. Evet Mart ayında 5 Mart'ta ilk videomuzu atmışız. Davetsiz misafir kampımızı mahvetmiş. Allah Allah. Domuzlar acaba basmıştı. Kimmiş domuz basmış. İnsan ışıkta daha çok korkuyor. Hey ya benim de gözümü aldı. Alışmışım karanlığa. Hadi oku bir tane Ümit be senden. Alışmak sevmekten domuzlar geliyor. İkinci videomuz sobalı çadırda son kış kampımızmış. 12 Mart'ta atmışız bunu. Karavan hayatı sürprizlerle dolu 19 Mart'ta atmışız. Çok güzel bir kükürtlü sular bulmuştuk bu videoda. Hatırlıyorsun değil mi Masumavi? Bazı yerlere etiket koyayım. Konulabilir, gidip gönülebilir. Özellikle kampçı karavancı arkadaşlarla. Dördüncü videomuzda karavanla en sarsıcı kampımız demişiz. Bunda da bu aşık oyununun orada ölü bir inek bulmuştuk sahilde. 4 video. Aa yine sizden bir şey rica edeceğim. Bir önceki videomuzda da istemiştim. Şu anda videoyu lütfen durdurun ve 2023 yılında ne kadar para kazanmışızdır tahminlerde bulunun lütfen. Aa evet. Bunu hep yapıyoruz. Sen şey tombalacı mısın? Bahisçi misin sen ya? Neden biliyor musun? Normalde de çünkü soruyorum. Bize hani YouTube'dan para var mı? Ne kadar kazanıyorsunuz? Az mı çok mu dediğinde ben önce bir diyorum ki bir tahminde bulunur musunuz? Genelde ya çok düşük oluyor ya çok yüksek oluyor. Evet bu neydi? Mart ayı. Mart ayı hemen bir yekünlü yapalım canım. Mart ayı toplamda 22.146 lira kazandırmış bize. Nisan ayına geliyoruz. Evet gelelim. Nisan. Nisan 1 ve Nisan 30 arası uygula dedik. Biz niye bu kadar az kazanmışız? Nisan ayında da az video atmışız. Nisan ayında toplamda 1,
2, 3 tane video, 1, 2, 3, 4 tane de shorts video atmışız. Karavanımızı satıyoruz diye video yapmışız arkadaşlar o dönemde. İlk karavanımızı videomuz. Da hala satmadık bu arada. Siz dedi, kandırdık bir güzel orada. Öyle bir şey değil tabii. Biz kendimizi kandırdık. Karavanı satacağız diye bir karar aldık. Daha sonra karavanı yaptırdık. Evet. Karavanımızı yaptırdıktan sonra karavanı satamadık bir türlü. Biraz eskitip öyle satacağız. Eskitme karavanlar daha çok para ediyoruz çünkü bunu düşünerek. Karavanda hiçbir şey sonsuza dek sürmüyor diye müthiş anlamlı edebi bir başlıkla değil mi bir video paylaşmışız sizlerle. Nasıl bir kesim şekli Cihan? Bak bu kesimi Türkiye'de bulamıyorsun işte git. Gözünü kapatıp mı kestin? Dalgalı kesim. Dalgalı kesimden faydalandım aşkım. Dalga. Ve son videomuz. 16 Nisan'da karavanla başladığımız yere döndük diye bir video atmışız. Bu arada şöyle bir şey de olabilir. Şimdi kendi kendinize diyebilirsiniz. Ben şu videoyu izledim, bu videoyu izledim. Hmm. Bu videoyu izlemiştim demek ki bundan bu kadar kazanmışlar gibi tahminlerde bulunabilirsiniz. Yani YouTube çünkü bu merak uyandıran bir şey. Şöyle bir gerçek var. Benim bir sürü arkadaşım var. Hepsi gayet iyi işlerde çalışıyor olmalarına rağmen yetmiyor abi. Yani ikinci bir işi yapma artık ihtiyacı var dünyada. Bilmiyorum Türkiye'de en azından böyle ve genelde hep bunlar online dijital işler oluyor. Evet. Çünkü fiziksel olarak ofiste ya da bir yerde olmak durumundayken internetten para kazanma şeyi. Bu YouTube'da onlardan bir tanesi işte. Bu da onun gerçekleri. Yani biz de zaten bu videoları onun için çekiyoruz. Yani. Şimdi bu videomuz görüntülemesi 142.800 olan bir video. 18.300 saat izlenme almış ve tahmini gelir 3.842 lira. Hı hı. Bu videoyu da geçiyorum. Üzerine başka söyleyeceğimiz bir şey yok. Yok. Toplam baktığınızda 17.699 lira kazandırmış bu bize. Nisan ayı. 15 vergileri düştüğümüzde. Hemen döşelim. Döşelim. 15.390 lira vergiler düşünce kalan para. 15.390 lira. Eksi 4.600 lira masraf, muhasebe ve sigorta. Kalan para 10.790. Allah bin bereket versin. Ben yine gidiyorum şu anda. Her ay sonunda ben bir gidip geleceğim tamam mı arkadaşlar? Nisan. Geldik Mayıs'a. Evet Mayıs ayında 1, 2, 3 adet video ile sizlerle birlikte olmuşuz. Bunlar neymiş? Minibüsten küçük ev inşa etmek, karavan banyo, tuvalet, karavan turu isimli 3 video, bir tane de shorts videomuz varmış. Bu 3 video karşılığında 2300 abone kazanmış, 124.000 saat görüntüleme almışız ve 20.281 lira YouTube hesabımıza yatırmış. Toplam görüntüleme Mayıs ayında 1.7 milyonmuş. Hı hı. Mayıs ayı hesabını yapalım. 20.281 bölü 1.15 dediğimizde videonun sonunda yüzde hesaplamalarını da öğreteceğim. Bu sene öğrendim. Mecburi online faturaya geçtiğimizi. 13.000 lira para kazanmışız. Mayıs ayında 13.000 lira para kazanmışız arkadaşlar YouTube'dan. 13.035. 35'i de var. Haziran ayına geçtik. Haziran ayında totalde 2 tane video atmışız sizlere. Hı hı. Bunlardan bir tanesi istiyorsanız siz devam edin. Yeni karavanımıza ilk günlerimizi atmışız. Daha sonra da otelimizi açıyoruz diye video atmışız. Bunların toplamı da 22.923. Görüntülemesi de toplam 875 görüntüleme almışız. 875.000 görüntüleme almışız bu iki video ve önceden gelen videolarla. Hı hı. İlk videomuz, yeni karavanımızda ilk günlerimiz videomuz 7.800 lira gelir elde etmişiz bu videodan. Nedenini söyleyeyim mi hemen? Söylesin. Çünkü 47 dakika. 47 dakika video. Hem 47 dakika hem güzel izlenme aldı bunlar 200-250 bin falan. Sizce video aralığı ne kadar olmalı? Biz mesela 30-35 dakikalık video koyduğumuzda genel olarak yorumlarda hep videoların kısa olduğu söyleniyor. 2 saat atalım arkadaşlar. Bu arada biz video yaparken şuna çok önem veriyoruz. Böyle yorumlar geldiğinde de inanılmaz mutlu oluyoruz. O videonun nasıl geçtiği hiç anlaşılmasın. Hani boş bir dakika, boş bir sohbet, uzun bir sahne olmasın istiyoruz. Ve en çok sevdiğimiz yorumlardan bir tanesi de bu yüzden şu. Video nasıl geçti anlamadık. Hani 45 dakikalık video öyle sanki su gibi aktı gitti dendiği zaman ona biz dikkat çok ediyoruz, mutlu oluyoruz. Evet. Videoların kurgularını gerçekleştirirken sıkmamak odaklı yapıyoruz videoları. Bazen o yüzden ya bizim şöyle bir videonun toplam datası ham videolar şöyle söyleyeyim 200 GB falan oluyor. İşte bunun drone'u, GoPro'su, ana kamerası, cartı curtu, telefonu derken 200 GB. Biz bu 200 GB'lık ve 1080p çekiyoruz. 4K değil yani bu. 200 GB'dan düşürdüğümüz dakika sayısı 30-35. Aslında biz oradan 2 saat video da çıkartabiliriz. Evet. Hiç denemedik. Belki bir gün denemeliyiz ama 2 saat video da oturup izlenmez yani. Belki bir kamp videosu olabilir. Kapatır tekrar açar, kapatır tekrar açar falan. Nuri Bilge Ceylan filmleri evet. Geliyor. Tamam. Bir gün öyle yaparız. Haziran ayı ikinci videomuz. Otelimizi açıyoruz videomuz.
Bu video 266.400 görüntülenme almış. Burada çok küçük bir araya girmemiz gerekti. Şimdi söylediğimiz rakamlarla grafiklerdeki rakamlar bazen uyuşmuyor. Bunun nedeni şu arkadaşlar, biz bu videoyu grafikleri aldığımız tarihten yaklaşık 2 hafta önce çektik ve o 2 hafta arada gelirlerin bir kısmında yükselme olabiliyor. Özellikle yakın zamanlı videolara geldikçe onlar hala biraz para kazandığı için o gelirler farklılık gösteriyor. O aradaki artık fark da günlük hesaba ekleniyor. Yani bugün o farkı bugüne ekliyor. O güne değil de bugüne. Eylül ayının hesabı kesilmiş oluyor. Kesildiyse diyelim, Eylül ayından bahsediyorsak. Bugün artık neyse, şu anda Ekim ayının 12'siymiş mesela bugün. 12'sine ekliyor o artı. Yani bir sonraki sene yapacağımız kazançlar videosunda onun yansımasını görebileceğiz. Videoya geri dönelim. O ay içerisinde, bunu dipnot olarak demin söylemedik, bu bir ay içerisindeki izlenmesi, ama bu izlenme daha sonraki aylarda zaten artmıyor. Çok küçük, ayda belki 1000, 2000, 3000 gibi rakamlarla artarak geliyor. Bence şöyle bir şey de yapalım. İlk gün ne kadar kazandırıyor? Bir onu söyleyelim. Ortalama tamam. Bir şey canlansın gözünüzde. Önce şunu söyleyelim. Tahmini geliri 10.800 liraymış. Hı hı. Hemen bakalım nasıl bir grafikle artıyor o kazanma olayı. Bu arada bunları şöyle da size gösteririz. Bak, burada görülebilir. Şimdi sıfırla başlıyor. 17 Haziran'da yayınlamışız. 18 Haziran'da 4.138 lira getirmiş. Evet. 19 Haziran'da 1.100 küsür, 400 küsür, 300, 340 derken bu şekilde azalıyor. 2 Temmuz'a geldiğimizde 100 liraya düşmüş. Daha sonra 11 Temmuz'a geldiğimizde 50 liraya düşmüş. 30 Temmuz'a geldiğimizde 24 liraya düşmüş. 17 Ağustos'ta 10 liraya düşmüş. Arkamdan bana salak şimdi bakmıyorsun inşallah. Yok, yeterse. Çok uzatıyorsun. Fazla uzatıyorum. 28 Ağustos'ta 7 lira kazandırmış. Tamam. Devam ediyoruz. Şunu hemen söyleyeyim bir de. Mesela diyelim haftada 2 video atıyoruz. Videonun ilk günü 4000 lira kazandırıyor ya. İkinci günü 1000 lira, üçüncü günü 1000 lira. Evet. Hemen 3 gün sonra bir daha mı video attınız? Oo. İnanılmaz para kazanabilirsiniz mesela. Ama biz olarak kalamayız tabii. Evet. Artık böyle robotlarla falan kontrol haline gelmiş bir insan yaratığı olabiliriz. Bu Haziran ayıydı değil mi? Evet. Haziran ayında bitirdik. Temmuz ayına geçiyoruz. Özel dedik. Bunun 22.923. Hemen hesabını yapayım. 22.900. Ya da şöyle mi yapsak? Tek tek böyle yapmayıp en sonunda toplamını verip totalden. Totalden düşelim. Bu çünkü çok doğru uzuyor. Doğru söyledim. Bu zamana kadar böyle geldi. Hatalarla geldi. 22.900 lira toplam para kazanmışız. 875.000 görüntüleme karşılığında Haziran ayında. 1000 de abone gelmiş. Toplamda 1100 abone kazanmışız. Özel dedik. Tarihe giriyoruz. Temmuz'a geldik. 1 Temmuz, 31 hemen Temmuz uygula. Hemen şöyle bir parantez açalım arkadaşlar. Yaz zamanı geldi biliyorsunuz. Yaz demek ne demek? Otelin açılması demek ve videoların daha az geliyor oluşu demek. Bizi ilk defa izleyen arkadaşlar varsa, biz ayrıca otel işletiyoruz Fethiye'de. Duman Otel buyurun. Eğer bizim otel olmasaydı, yani asıl işimiz o diye bakmasaydık, dediğimiz gibi mesela haftada 2 video atarak daha güzel kazançlar elde edebilirdik. Evet. Yani şunu 2'ye katlayabilirdik neredeyse. Yani mutlaka. Evet. Ama o stresi 2'ye katladığını da düşündüğün zaman acaba evet, değer miydi? Kesinlikle değmezdi. Hayat bu mu? Kesinlikle değil. Aşk bu mu? Biz hep mesela video çekerken şunu söylüyoruz. Keyfimize bakalım ya. Biz eğlenelim, zaten video çok daha güzel olacaktır. Onun stresine girerse bu başka bir boyuta giriyor çünkü. Evet. O yüzden biz şu anda bunu severek yapıyoruz. Severek yapıyoruz. Hala severek yapıyoruz ama stresli de hala. Evet. Sadece bunu para kazanmak için yapıyor olsaydık mahvolurduk ama. Mahvolurduk. Yani. Ya bunu çünkü biz dedik ya, hayat stili koyuyoruz ortaya. Hı hı. Hani bizim için bir video 2 günlük bir serüven değil yani. Evet. Bizim için bir video hayatın kendisi. Bir hafta yani. O bir haftalık video yaparken bir haftamız onunla ilgili şeyler yaşıyorsun. Onu videolaştırıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Evet. Onlar anladı beni. Tamam, devam ediyoruz. Temmuz ayı. 9 Temmuz. 2023 yaz tatili maliyetleri Ölüdeniz ve Fethiye'de gezilecek olan yerler. Fethiye Belediyesi'nden bir adet, bir tek bukle, bir çiçek bile almadık biz bu videolar mesela karşısında. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Temmuz ayı ilk videomuz. 2023 yaz tatili maliyetleri videomuz. 12.249 lira gelir elde etmişiz bu videodan. Evet. Çok iyi bir gelir elde edilmiş. 12.249. Neden? Neden? Çünkü video 53 dakika. 53 dakika. Uzun bir video ve bir de eğer izlenirse, tutarsa böyle güzel bir para kazandırabiliyor size. Evet. Temmuz ayının ilk videosuydu bu. Temmuz ayının ikinci videosu 26 Temmuz'da karavanda bir yaz günü videomuz. Hemen buna da bakalım. Bakalım efendim. Lütfen. Buyurun, bunun da verilerini siz verin. Bu da çok güzel bir video. Bu da 9.304 lira kazandırmış. 487 de abone getirmiş. Bu videomuz da 45 dakikaymış. Bu da güzel kazandırmış. Güzel Temmuz kazandırmış. Ayında 2 tane video atmamıza rağmen 23 küsür bin lira para kazanmışız. Evet, güzel bir gelir bence de. 23.710 lira Temmuz ayında kazanmışız.
Hemen geliyoruz bir sonraki aya. Temmuz, Ağustos. Hemen şuradan tıklayabilirsin. Ağustos. Oh be. Var burada Ağustos. Evet, Ağustos ayı. Oldu mu şimdi bu cevap? Ağustos ayında tek bir video atabilmişiz. O da başlığında nasıl dolandırıldık, hamile miyiz? İşte merak edilen sorular. Yine bu şey stüdyodan yapmıştık size bu videoyu da. Evet, soru cevap videosu yapmıştık. Ağustos ayı. Çok fazla dışarı çıkamıyorduk ve sorular birikmişti. Neden dedik yapmayalım? Evet, bir de şöyle de bir şey var. Şundan da bahsedelim. Şimdi YouTube'da biz en azından kendi adımıza deneyimimizi paylaşıyoruz. 3 sene, 4 sene hatta 4 senenin sonunda hiç sektirmeden her hafta, evet, her neyse dakika videonu yap yap at 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 videonu, ama gel gör ki bir ay bir sakatlık yaşadın. Allah korusun trafik kazası geçirdin, bir şey yaptın. O bir ay, o paylaşım yapmadığın bir ay içerisinde YouTube senin o önceki 4 seneni neredeyse yok sayacak kadar bir tavır takınıyor sana karşı. Çünkü onu sürekli beslemen gerekiyor. Sen onu beslemezsen o da seni çok çabuk üstünü silebiliyor. Evet. Ve biz bunu maalesef göze alıyoruz. Aslında biraz baktığında YouTube algoritmasıyla biz inatlaşan çiftlerden bir tanesiyiz. Yegane çiftlerden de. Ama bunu yapmak zorundayız. Çünkü bizim bir başka işimiz daha var ve onu... Şey diyormuşsun, oradan daha fazla kazanıyoruz. Çatla da patla YouTube hesabı. Evet, devam ediyoruz. Neymiş bu? Nasıl dolandırıldık videosu. Tahmini geliri 6.315 liraymış bu videonun. Toplam görüntülemesi 142.400'müş ve izlenme süresi 33.400 saat, 105 abone kazandırmış bize. Bu videoda böyle bir videoymuş. Ağustos ayında dediğimiz gibi bu sebeplerden dolayı tek bir tane video atabilmişiz. Geliyoruz Eylül ayına. Hadi gelelim. Henüz yeni bitirdiğimiz ay. Toplam gelirimiz 20... Bunun niye istatistiği farklı? Yeni çıktığımız için mi? Güzel haberleri varmış YouTube'umuzda. Reklam verenlerin videoyla yayınlanan reklam başına yüksek ücret ödemesi burada artık yükselmeye başladı. Hmm. Bu da çok kilit. YouTube'a girecek olan arkadaşlara video kaç dakika oldu hiç bilmiyoruz ama anlatıyoruz. Ne biliyorsak anlatıyoruz. Yılda bir defa böyle bir video yapıyoruz size, bu ikinci videomuz. Buradan ne kaparsanız kârdır. O yüzden ne yapıyoruz efendim? Abone oluyoruz, abone videomuzu beğeniyoruz. Zilleri açıyoruz, zilleri takıp oynuyoruz. Ve yolculuğumuza eşlik ediyorsunuz. Siz de birer yolcu oluyorsunuz. Her zaman. Emniyet kemeri takılı olduktan sonra her zaman bizimdesiniz arkadaşlar. Aynen. Canırım beni. Evet. Ekim, Kasım, Aralık ayları YouTube'un en yüksek gelirleri sizlere ödeme yaptığı aylar. Bunun sebebi de işte Black Friday mi ne var ya Amerika'da başlıyor. Kasım ayı çılgınlığı, alışveriş manyaklığı falan derken. Onu merkez alırsak bir önceki ay Ekim, bir sonraki ay uzantısı Aralık olarak. Zaten belki dikkat etmişsinizdir. YouTube içeriği üreten insanlar Ekim, Kasım, Aralık aylarında video sürelerini uzatırlar bazıları. Ki o geliri daha çok arttırmak açısından. Bu 3 ay önemli ay. Ekim, Kasım, Aralık, Eylül'ün sonlarına doğru da yükselmeye başlıyor. Şunu da söyleyebilirsin. Sen sanki şimdi biliyorlarmış gibi konuşuyorsun ama ne demek yani bu işte bilmem ne cuma fırsatları, işte Kasım işte indirimleri falan ne demek derseniz eğer, biz şimdi YouTube'un arasına siz videoyu izlerken reklamlar giriyor ya, o reklamlara benim reklamım girsin diye para verildiğinde biz oradan kazanç elde ediyoruz. Yani siz onları izledikçe biz ondan kazanç elde ediyoruz. Şunu da söyleyeyim, bu videoları biz mi koyuyoruz, YouTube mu koyuyor? Her ikisi de gerçekleşiyor. YouTube da koyabiliyor, biz de ekleyip çıkartabiliyoruz. Evet. Ne kadar çok reklam koyarsak o kadar kazanırız mesela. Kazanabiliriz ama onlar tabii farklı denklemler içeriyor kendi içinde. Çok fazla reklam koyman demek izleyiciyi videodan soğutacağı anlamına geliyor. Tabii ki o da videodan kaymış olacak. Bunlar hepsini düşünerek bir harmanlama yapıp harmandalı oynarken videolar çekip paylaşabilirsiniz Eylül-Ekim aylarından efendim. Evet, Eylül ayında toplamda 25.165 lira gelir elde etmişiz. Evet. Ve Eylül ayında toplamda 3 adet video atmışız. İlk videomuz karavanda başlayıp denizlere uzanan videomuz. Toplam geliri 6.000 lira. 110 bin izlenmeye 6.000 lira getirmiş, bak diğerlerinden çok daha yüksek farkındaysan. Evet, şunu da söyleyelim. Her geçen gün biraz daha yükseliyor bizim kazancımız. Evet, yıllar içerisinde zaten doların yükselmesiyle de ona da endeksli olduğu söyleniyor. Evet, yani o kısmı tam çözemedik. Artık hani bizim o 1000 gelir başına bilmem neyimiz mi yükseliyor, tam bilmiyorum onu da. O mu yükseliyor yoksa doların yükselmesiyle mi gerçekleşiyor onu tam bilmiyoruz. Ama bence YouTube'da geçirdiğimiz süreyle de alakalı bir şey. Çünkü ilk sene biz 1 sene boyunca 9.000 lira para kazanmışız. Düşünün 1 sene boyunca, ki aynı şekilde video atıyorduk ve biz bu şekilde izleniyorduk bu arada. Yani yakın. Bizim 10-20 bin izlenmiyorduk. Biz yine 100.000'in üstünde izleniyorduk. Bu sorunun cevabını bize kim verir biliyor musun? YouTube'a bir sene önce girmiş bir arkadaş, gelir bizi bulur, bir video yapar, bir senede ne kadar kazandım diye bize de yardımcı olmuş olur. YouTube'a girmek isteyenlere de yardımcı olur. Biz de 4 senedir bu işi yapan birileri olarak
görmüş oluruz. Acaba bizim katsayımız mı arttı 4 senenin sonunda her attığımız videoda, yoksa yeni girenlerin katsayısı da mı böyle? Evet, olabilir. Bilmiyoruz. Bunun cevabını bilmiyoruz arkadaşlar. Böyle atılımlar da bekliyoruz. İnsanları yeni kazanç yolları teşvik etmeye, böyle teşvik edecek bir şeyler yapın hepimiz. Paylaşalım yani ne varsa. Biz kendi çevremizdeki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda da ortalama aslında kazançlarımız aynı gibi. Evet. Bizim izlenmelerimizle. Çarpanlarımız aynı. En azından yani yurt içi izlemeleri alan arkadaşlarımızla, aynı konseptte olduğumuz insanlarla benzer katsayılarla çarpılıyor ama yıllarımız da aynı. Aynı eskilikteyiz. Aynı. Dönelim konumuza. Hangi ay dedik yavrum biz? Eylül ayı. 6 Eylül. Temmuz'da kalmış kendisi. Buraya bakınca öyle şaşırdım. Hemen bir soğuk kahve alayım ben. Yok mu? Yok, var ama. Bitirelim evet, videoyu çok uzadı. Bence de bitirelim. Tahmini gelir 6000. Eylül ayı içerisinde ilk videomuz. 6110.000 görüntüleme. Yazdın değil mi onu? Yok, yazmadım. Karavanla başlayıp denizlere uzanan videomuz 110.000 görüntüleme alıp 6.000 getiri yapmış ve 152.000 abone kazandırmış bize. İkinci videomuza bakıyoruz. Yeni karavanda 24 saat. Hasan abinin karavanıyla gezmiştik. Görüntülemesi 120.000'miş bu videonun. Hı hı. 220 abone kazandırmış. 7.200 lira da gelir elde etmişiz. Evet, 42 dakikaymış videonun 42 uzunluğu da. 42 dakika. Evet, üçüncü ve son Eylül ayı videomuz. Şişme çadırla yaptığımız kampımız. Şişme çadır deneyimimizi sizlerle paylaştığımız videomuz 110.000 izlenme almış. Evet. 25.500 saat izlenmiş. 117 abone kazanmışız ve 6.600 lira gelir elde etmişiz bu videodan. Ben bu aboneleri gördüğüm zaman aklıma şu geliyor. Bizi acaba hep diyorum bize abone olan insanlar mı izliyor? Yo, yarı yarıya. Hatta ona da bakarız. Abone olmayan insanların izleme sayısı daha yüksek. Peki niye bu kadar az abone geliyor? Yani şimdi abonelik aslanın ağzında yavrum. Herkes her şeye abone olacak diye bir şart yok. Ya unutuyorlar ya televizyondan izliyorlar. Yani abone olunması gerekiyor. Bizim bu işlerimizi eğer severek izliyorsanız abone olmanız demek şu demek. Bizim bir sonraki hafta attığımız video en azından. Siz eğer bizi o bir hafta içinde gündelik stresler ve kaygılarla unutmuşsanız eğer bizi ve bizim yaptığımız güzel işleri. Onu size hatırlatıyor siz abone olursanız. Size tekrardan bizim yeni videomuzu bakın bunlar yeni video atmış isterseniz izleyin diye öneriyor. Evet. Size önerdikçe ya bu öyle bir network ki bu evet. Anlatmayla bitmez. Sizin iş yerinden bak çok enteresan bilgi vereceğim bunu CIA yine şey yapmasın. Sizin iş yerinde bizim videoyu izlemeniz aynı internete bağlı evet. Diğer YouTube kullanıcılarına bile bazen öneri olarak düşebilir gibi ben kendi içimde bir şeyim var. Öyle bir şeye ben denk öyle geldim teorilerim zaten. Var yani. Evet geldim, var bence. Var. Evet kesinlikle var. O yüzden ne yapıyoruz? İş yerine gidiyoruz. Bütün bilgisayarlarda biz açıyoruz. Açıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Eylül ayı bitti. Eylül ayı toplam gelirimiz 25.000 demiştik. 544 abone kazanmış, 570.000 toplam görüntüleme almışız. Evet, şimdi Eylül ayı bitti. Ekim ayının henüz gelirleri, istatistikleri olmadığı için... Seneye yapacağız onları. Seneye bu zamanlarda yapacağız. Seneye de yaparız. Bence izlenen, sevilen bir konsept. Seneye ne olacak bakalım YouTube'un hali? Hem böyle güncel bilgi de vermiş oluyoruz. Bence çok da yararlı oluyor. Çok da hoşuma gidiyor yararlı olduğu için. Kesinlikle. İnşallah birileri bundan faydalanıyorsa diye... İnşallah. Aynı şey gibi gidip insanlara ücretsiz gezip eğlenip hem de herkesin yapabileceği böyle ortamları gösteriyoruz ya ben ondan da çok az alıyorum evet, mesela. Evet kesinlikle bence de haklısın. O yüzden ne yapacağız? 12 aya tamamlamak için geçen senenin Ekim-Kasım aralığına bakacağız. Evet. Hem de kazançlar ne kadar yüksekmiş ona da ona görmüş bakacağız. Oluruz. YouTube'un bir sene içerisinde en yüksek ödeme yaptığı 3 ay Ekim-Kasım-Aralık ayı. Şimdi oraya dönüyoruz. Bu arada şöyle bir şey söyleniyor. YouTube sevmezmiş YouTube'la ilgili bilgi verilen videoları. Bak sen şu YouTube'un evet. Yaptığına. Ya işte önermezmiş. Kaygı bozukluğu var. Ya senin işte kanalını belki yani algoritmanı bozarmış. Neyse bir şeyler. YouTube sevmez deniyor. Ama bil bakalım kimin umurunda değil? Bizim. Çünkü bize yararlı olmak, sizlere yararlı olmak bizim için çok daha önemli. YouTube'un böyle bir şeyi sevmediğini de ben düşünmüyorum açıkçası. Ama kendi kanalında bile yazıyor canım. Yazıyor mu? Evet. O zaman bütün YouTube çalışanlarından şu anda özür dileyip hemen şuradan format C2.enter hatta hard format var. Bu videoyu siliyor. Videoyu YouTube'u dışı yapın. Evet, geçen senenin 2022 Ekim-Kasım aralığına gidiyoruz. Hazır mıyız? Evet. 2022. Şöyle bütünen de gösterelim. Öbür aylarda ne kadar kazanmışız? Ekim, Kasım, Aralık'ta ne kadar kazanmışız 2022'de? O kadarını yapamam burada. Adamlar tamam sen izliyor, göster ben şey yaparım hallederim onu. Şimdi evet geçen senenin Ekim gelirleri 34.000 lira. Evet. Geçen sene 2022 Ekim ayında 34.840 lira para yollamış YouTube bize kesintilerden önce. Ama şöyle bir şey de var. Evet. Biz geçen sene Ekim ayında 1.3 milyon izlenme almışız. Çok iyi izlenme almışız. Bize göre çok iyi bir izlenme bu. Ve ayrıca bu izlenmeler hangi videolardan gelmiş hep birlikte bakalım.
Koylarda Hayat Başlıyor videosu. Bu az izlenen, 130 bin izlenen bir videoydu. Ancak onun da gelirini söyleyelim. 3500 liraymış. Geçen sene Ekim ayı 34 bin lira, 35 bin lira hatta gelir sağladığımız ayın ilk videosu 3500 lira kazandırırken ikinci videosu Issız Koylarda Yaşam. Ay çok heyecanlıyım, yakında başlıyorum. Bizim en sevdiğimiz olaylar. Geçen sene bu videomuz bize 9500 lira kazandırmış ve 398 bin izlenme karşılığında bunu kazandırmış. Hemen diğer iki videoda bakalım. 3 çadırı iç içe geçirip fırtınayı bekledik. Ne kadar fırtınayı bekledik? Ölü denizde taş taş üstünde kalmamış. Bizim 1 kilometrelerimizi görüyoruz, izliyoruz. Bizim oraya gelmedi ya. Size havanın son durumunu göstereyim. Ve biz o kadar hazırlandık ki gelecekti. Heyecanlıyız da gelsin yani, yaşayalım istiyoruz. Çünkü biliyoruz öldürmeyecek ama bir süründürecek orada bizi. Çok da şimdi bütün yaz çalışmışız. Eylül Ekim gelsin, başımıza bir şeyler gelsin. Köpek balığından iyidir yani her türlü. Gelmedi. Neyse, tahmini gelirimiz 14 bin liraymış bu videoda arkadaşlar. 538 bin izlenmişiz. 2022... Kasım aşağı. Eylül, Ekim, Kasım'a bakıyoruz. 2022 Kasım ayında 41.600 lira kazanmışız. Toplam 1.3 milyon izlenme karşılığında. Güzel izlenmişiz. Güzel izlenmişiz, güzel kazanmışız. Hemen geliyoruz. Yine özel. Kasım, Aralık ayına uygula dedim. 32 bin lira da burada kazanmışız. 4 tane video atmışız yine. Toplamda 1 milyon görüntüleme almışız. Yine güzel görüntüleme almışız. 32 bin lira para kazanmışız. Şimdi bir sene boyunca ne kadar para kazanmışız? İstersen ona bakalım. Toplamına. Evet, toplamına. Yani Ekim, Aralık bir dakika. Ekim. Ekim 1. Aşağıya 2022 ve en sona geliyoruz. Eylül'ün 30'u. Evet. Tam bir yıl içerisinde YouTube'dan toplam 286.543 lira. Evet. Bunu düşelim 15'ine. Hemen düşelim. 249.000. 249.000 lira. 249.000 toplam gelirimizden sigorta... Aylık 4600 düşeceğiz. 4600 çarpı 12 eşittir. 194 bin lira. Evet. Tebrik ediyorum efendim. Ben de canım. Bayramlı karşılığı olarak bana verirsen de çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. 190 bin liranın 190'ını sana verebilirim. 4 bin lira bana yatar. Evet. Bir yılda 194 bin lira para kazanmışız. Evet. YouTube'dan. Sizce nasıl? İyi mi? Kötü mü? Bunun tabii ki giderlerini yani sayamayız. Ama bence... Ayda ne yapıyor? Bölü 12 diyelim. Cevap yok diyor. 194 bölü 12 dediğimizde ayda 16.160 lira yapıyor. Ayda 16 bin lira kazanıyoruz YouTube'dan. Giderlerimiz hariç. Tabii ki bu bizim tek gelirimiz değil, bu dijital yapılan işlerden. Evet. Bizim ayrıca bazen reklam işbirliklerimiz de oluyor. Evet. Ama çok fazla olmuyor. Biz çünkü biraz fazla seçici davranıyoruz bu reklam konusunda. Hem reklamın yansıtılması sizlere, hem de markanın güvenilir olması bizim için çok önemli. Evet. Her gelen teklifi maalesef olumlu geri dönüşle cevaplamıyoruz. Evet. Yani ortalamaya baktığınızda da herhalde ayda bir tane de bir işbirliğimiz oluyor diyebiliriz yıl içerisinde, şöyle bir saysan totalde. Yani bütün yıla baktığımız zaman da bir YouTube kadar kazanıyor olabiliriz. Belki birazcık daha az da olabilir. Bunu istesek çoğaltabiliriz ama Cihan'ın dediği gibi içimize sinen işleri yapmaya özen gösteriyoruz. Evet, yani böyle. Bizim YouTube gelirlerimiz böyle. Aylık 16 bin liraya denk geliyor. Tabii ki çok güzel insanlarla tanıştık bu vesileyle. Evet. Böyle getirilerimiz oluyor. Çok şükür. Mesela Özgür'ü düşünüyorum. Yani YouTube dediğimiz zaman, sizleri düşündüğüm zaman benim aklıma artık ilk Özgür geliyor. O zamanki bize desteğiniz geliyor. Böyle şeyler tabii ki parayla ölçülemez şeyler. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Umarız hep de olursunuz. Biz böyle size yararlı bir video yapmak istedik. Bunu böyle seriye de dökmek istiyoruz aslında. Her sene nasıl kazanıyor, kesinlikle, nasıl yükseliyor bu? Size de yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde sizden bir ricada bulunmuştuk. YouTube'la ilgili bir video yapıyoruz. Bize sorularınızı yollayın. Onları da cevaplandıralım demiştik. Ancak bu video o kadar uzadı ki şimdi bir de buna devam edersek biz burada baygınlık geçireceğiz. O siz de orada baygınlık geçireceksiniz. O soruları bir kenara koyduk. Önümüzdeki haftalarda, aylarda belki, değil mi? Üzerine de birkaç bir şey daha ekleyip eğer siz de isterseniz ayrı bir video olarak sizlere hazırlarız. Sizin de sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda yazın. Onları da not alalım. Hepsine cevap vermiş oluruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz siz çok. Öptük. İyi ki varsınız. Kendinize dikkat edin. Umuyoruz yolcu olmayı unutmayın. Yolcular başımızın tacı. Efendim benim indi bindi yapanlar da bizim
her zaman sevdiğimiz insanlar ama abone olarak izleyenler krallar. Onlar muavinler. Şoför biz muavin onlar. Görüşürüz. Bay bay. Something ain't right. Yeah, something.